Merhaba arkadaşlar, Porfinistler. Hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Sinameke Oto hakkında olacak. Bu videomuz diğer videolarıma, hani diğer çay videolarına nazaran daha kısa olacaktır. Çünkü bu çayın tek bir odak noktası var. Tek bir işleme yarıyor, yani tek bir işe yarıyor. Kısa sürede çok etkili bir yararı var. Fakat bu süreyi biraz uzattığımız zaman da çok olumsuz etkileri vardır arkadaşlar. Şimdi Sinameke Otu bir nevi halk arasında müsil olarak da bilinir. Çünkü müsil ilaçlarının yapı taşı diye söyleyecek olursam içinde sinameki otu vardır. Peki bu çayı bu kadar etkili kılan nedir diye soracak olursanız bağırsak florasını düzenleyerek sizin bağırsaklarınızdaki tahriş olmuş bölgeleri veya kısımları diye söyleyeyim. Toparlamaya yardımcı olur ve aynı zamanda hemoroide karşı çok yüksek bir derecede tedavi etkisi vardır. Kilo kaybına yararlıdır. Yani kilo kaybına sebep olur fakat bunu sağlıklı bir şekilde yapmaz. Tamamıyla boşaltım yoluyla bir kilo kaybı yaptığını söyleyebilirim. Bu çay tamamıyla bağırsaklarla alakalıdır. Yani kabız olmuş kişiler, kabız olmuş arkadaşlarımız falan bu çayı içerek yaklaşık bir hafta içerisinde bu sorundan kurtulabilirler. Fakat midesinde herhangi bir rahatsızlığı olan kişiler, bağırsaklarında kronikleşmiş bir rahatsızlığı olan kişilerin bu çayı önermesini, yani bu çayı içmesini önermiyorum. Çünkü dediğim gibi sağlıklı bir birey, yani sağlıklı bir birey eğer kabız olmuşsa ve boşaltım işlemini yeterli derecede gerçekleştiremiyorsa bu çayı kullanmasını öneriyorum. Peki ne kadar kullanmalıyız? Bu çayı yaklaşık diye söylemeyeyim, en fazla 10 gün arkadaşlar. 10 gün, günde 1 fincan olarak bu çayı tüketiyoruz ve 10 günden sonra ara veriyoruz. Çünkü eğer siz bu 10 günü aşarsanız bu sizde düzenli bir, yani alışılmışlık haline gelecektir. Ve sizi çok rahatsız edecek derecede boşaltım işlemi yapmaya başlayacaksınızdır. Bu çayın etkisi öyle 2 saatte, 3 saatte çıkmaz. Yani çayı içerseniz ve yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat sonra etkisini görürsünüz. Bu yüzden eğer bu çayı içiyorsanız evde olmanızı öneririm. Veya lavaboya çok kolay gidebileceğiniz bir yerde olmanızı öneririm. Yemeklerden sonra içilmesini tavsiye ederim. Ölçüsünü soracak olursanız yaklaşık bir çay kaşığı kadar diyeyim. Bir fincan kupaya bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Maksimum kullanma süresi 10 gün ve 10 dakikalık bir demleme süresinde yeterli olacaktır. Tadı biraz... Şimdi nasıl örnek vereyim? Gerçekten ot, yani tadı biraz kötü olabilir. Bunu limonla tatlandırırsanız içim daha kolay hale gelecektir. Günde sık sık içmenizi önermiyorum. Günde bir fincan yeterli olacaktır. İçildiği zaman etkisini çabuk gösterir ve dediğim gibi yakınlarda lavabo olması lazım. Sizi zor durumda bırakmaması için 10 gün en fazla kullanmanızı öneriyorum. Bir haftalık süreçte yeterli olacaktır. Kabızlık çözümüne birebir etkilidir. Bunun garantisini de verebilirim. 10 günden sonra ara veriyorsunuz ve tekrar aynı sorunlar başladığı zaman tekrar kullanmaya başlıyorsunuz. Bu video hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Çünkü dediğim gibi diğer çaylar gibi işte şu özelliği vardır, bu özelliği vardır diye anlatmama gerek yok. Çünkü tek özelliği vardır ve tek özelliği de kabızlığa iyi gelmesidir. Fakat videonun başında dediğim gibi midenize ve bağırsaklarınızda kronikleşmiş bir sorun varsa bu çayı içmenizi önermiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.